Kamerayla Gül'ün kahramanı oldu. En çok o ilgi çekiyor. Herkese merhaba. Tribünden maç hikayeleri devam ediyor. Yeni sezonda yani 2017-2018 futbol sezonunu İstanbulspor Eskişehirspor maçıyla açıyoruz. İki tane köklü kulüp var bugün konuğumuz olan. Bakalım bu maç neler gösterecek, neler olacak maçta. Bu maçı izlemek için Kasımpaşa Stadyumu'nun yolunu tutuyoruz. Normalde İstanbulspor maçlarını Bakırköy'de oynuyor ama ligin ilk 6 haftasında rakiplerini Kasımpaşa Stadyumu'na konuk edecek. Bakalım İstanbulspor'u bu yarayacak mı yoksa ters tepki mi edecek, göreceğiz. İki takımdan biraz bahsetmek gerekirse önce İstanbulspor'dan başlayayım. Ev sahibi ekip geçen sezon ikincilik beyaz gruptaydı. Yine başlarında Yalçın Koşukavak vardı. Yalçın Hoca takımın başındaki 3. sezonu bu sezon. Yani sezon başında biraz böyle bir sallantıda oldu. Yönetimle anlaşamadı, istifa eder gibi oldu ama sonra tekrar takımın başına geldi. Ve oyuncularıyla beraber yeni sezona hazırlandı. Şimdi de Eskişehirspor karşısında. Biraz takımın dikkat çeken oyuncularından bahsedeyim. İbrahim Yılmaz var. Belki Başakşehir'den tanıyanlarınız vardır. İbrahim Yılmaz haricinde Kasımpaşa'da yıldızı parlayan Halil Çolak var. Beşiktaş'ta Muhammed Demirci var. Bir türlü o yıldız futbolcu kıvamına gelemeyen veya yani hepimizin beklentisi olan Muhammed Demirci. İzmir kulüplerini birbirine düşüren Şaban Genişürek var. Hem Karşıyaka'da hem Göztepe'de forma giyen. Şimdilik dikkat çeken isimler aslında bunlar İstanbulspor'da. Eskişehirspor'a geçelim. Eskişehirspor ise geçen sezon bildiğiniz gibi TFF 1. Lig'de yer aldı. Hatta playoff finaline kadar çıktı. Yani Alpay Özalan'la lige başladılar. Mustafa Denizli'yle lige bitirdiler. Fena bir ligde geçirmediler aslında. Fena sezonda geçirmediler. Playoff finalinde bildiğiniz gibi Göztepe'ye elendiler. Göztepe'ye elenince kulüpteki bütün sorunlar gün yüzüne çıktı. Başkan Halil Ünal istifa etti. Halil Ünal'ın istifasının ardından Eskişehirspor başkanlığa Sinan Özgeçoğlu'nu getirdi. Sinan Özgeçoğlu başkanlığa geçti geçmesine ama kulüpte sorunlar tabii ki bitmedi. Kulübün şöyle bir sorunu var. Bu sezon puan silmeyle başlayabilir Eskişehirspor. Daha bu belli olmadı. Ne zaman belli olur, ne zaman karar açıklanır onu bilmiyorum. Onun haricinde takıma transfer yasağı getirildi. Ya gerçi transfer yasağı getirilse bile takımda öyle bir isimler var ki yani şöyle söyleyeyim. Bofin Antalyaspor'la anlaştı. Kamil Ahmet Çörekçi Trabzonspor'la anlaştı ama onun haricinde takımda Erkan Zengin, Semih Şentürk, Ofiyedu, Hürriyet Göçer gibi çok tecrübeli isimler var. Dediğim gibi yani Eskişehirspor'un kadrosu da oldukça güçlü. Bakalım maç nasıl sonuçlanacak, nasıl olacak? Ben şimdi Levent'teyim. Levent'ten metroya binip Şişhane'ye gideceğim. Oradan da Kasımpaşa Stadı'nı bulmaya çalışacağım. Kısa bir metro yolculuğunun ardından Kasımpaşa'dayız. Tam bir gezi programı anonsu gibi oldu. Şimdi Kasımpaşa Stadyumu'na yani aşağı yukarı biliyorum ama ilk defa gideceğim. İlk defa orada bulunacağım. Maçtan beklentin ne diye soracak olursanız, maçtan beklentim açıkçası böyle ligin ilk haftalarında ben çok bol gollü, müthiş mücadele eden takımlar sahada görmek bana sürpriz yapıyor açıkçası. Yani ben daha çok böyle 0-0, 1-1 hani beraberliğe oynanan maçlar bekliyorum ligin ilk haftalarında. Çünkü biz Türk takımları olarak hazırlık dönemlerimizi iyi geçiremeyen takımlardanız. Yani ben işte hani şöyle oluyor, ilk 6 hafta ligi hazır değildik, hazırlanamadık, takım arkadaşlarımıza uyum sağlayamadık. Ondan sonraki 6 hafta devre arası geldi, maçların stresi arttı falan filan derken bir bakıyorsun ligde işte 30 tane maç yapmış, 5 tanesinde iyi oynamış, 25 tanesinde çeşitli bahaneler üretmiş takımlarımız. Alt liglerde mücadele dozu daha yüksek oluyor her zaman. En azından hani kötü maç izlesek bile oyuncuların her şeylerini sahaya koyduğu dakikaları izleyebiliriz. Dediğim gibi merakla beklemekteyim. İki devin karşılaşması için birazdan stadyumda oluruz herhalde. Yaklaştık gibi. Bu maçta da Pasolik uygulaması var. Pasolik'te internetten veya gişelerden biletinizi alıp içeri girebiliyorsunuz. Bu arada benim kartım hala gelmedi. O da çok ilginç bir sorun. Kargocu kapıya kadar geliyor. Ben evde yoktum. Ev arkadaşım açtı kapıyı. Kartımı teslim etmeden devam etmiş. Burada müşteri hizmetlerine falan da bulaşmaya çalıştım ama
Onlar daha çok otomatik bir sistem kurmuşlar sanırım. Yani kartım hala yok ama geçici kartla veya işte geçen gün bir takipçim yazmıştı. Pasolik mobil uygulamasıyla da girebiliyorsun dedi. Bugün de mobil uygulamayı deneyeceğim. Geç. Kamera. Kamera yine Gül'ün kahramanı oldu. En çok o ilgi çekiyor. Bu arada yine Başar ve bu sefer babası da yanımızda. Babanın ismi neydi? Vay. Kemal abi de yanımızda. Kemal abi de gördüğünüz üzere eski toprak. Statlardan kopmamış. Güzel bir atmosfer var. Bu arada yine Pasolik'le ilgili bir sorun söyleyeyim. Arkadaşlar, o yazan takipçiye teşekkür ediyorum buradan. Mobil uygulama kapılarda falan çalışmıyor. Öyle bir sorun var. Yine gittik. Tek geçişlik kart aldık. Pasolik gerçekten böyle 20-23 yaşlarında arkadaşların eline bırakılmış. Ve o insanların üstünde şu an inanılmaz bir baskı var. Önlerinde 150 kişi var. Ve herkes ne zaman gireceğim, nasıl olacak, benim kartım yenilenecek. Benim kartıma işte bilet yükle, bana bilet al, bana işte yeni kart bas. Yani gerçekten şu sistemi nasıl çözemediler, bu sistemle nasıl baş edemediler hala hayret içerisindeyim. Bu sezon geldiğim ikinci Pasolikli maç ve yine 1,5-2 saat sıra bekledik. Dışarıda oturduk işte muhabbet makara insanlarla. Ama dediğim gibi bu sistemin çözülmesi lazım bir şekilde. Yoksa her geçen gün tribünler böyle boş kalır. Tribündeki yerimizi aldık. İstanbul Spor taraftarı ve Eskişehir Spor taraftarı da tribündeki yerini almış. Tabii ki çok daha fazla kişi olsa daha güzel maçlar izleriz, daha güzel olur ama dediğim gibi ya Pasolik ya da başka sebeplerden dolayı çok fazla kişi yok. Umarım keyifli bir maç olur. Bakalım maç neler gösterir. 18 numara Tübinay Aktaş. 21 numara Muhsin Yıldırım. Maçın devre arasındayız. İlk devre İstanbul Spor 0, Eskişehir 1. Eskişehir Spor duran toptan bir gol buldu. Onun haricinde bence ilk 45 dakikada çok fazla pozisyona giren taraf değildi. Daha çok İstanbul Spor önde bastı. Top kapmaya çalıştık. Kaptı. Topları biraz değerlendirmekte zorlandı. Benim diyeceklerim bu kadar. Siz neler diyeceksiniz? Sana katılırız. Kemal Baba konuş. İstanbul Spor genç takım. İkinci yarı daha iyi oynayacaktır. Sanki daha böyle kuvvetli bastılar, önde bastılar, top kaptılar. Çok pozisyona girdiler ama atamadılar. Tecrübesiz. Ama şöyle bir şey de var, Eskişehir ilk kere geldi, çok daha tehlikeli oldular mesela. Tecrübe işte. Aynen öyle. İkinci yarı... İstanbul Spor'u Türk Feli yani var, çok iyi oynuyor. Eskişehir yorulur, ikinci yarı Eskişehir, İstanbul Spor beraberliği sağlar. Valla ben kuponlarımda bu maça beraberlik vermiştim, gerisi bir şey arkadaşlar. Başar sen ne diyorsun? İstanbul Spor'da Onur'u beğendim. Türk Feli yani. Orta sahadaki şey... Boş kaleye golü kaçırmasına rağmen çok iyi ilk yarı yitirdi. Kabarık saçlı arkadaşım Onur. Evet. O zaman ikinci devreye bakalım maç nasıl sonuçlanacak. O zaman da bir konuşuruz tekrar. Come on!
İstanbulspor Eskişehir maçı kıran kırana geçti ve 2-2 sonuçlandı. Ben çok keyif aldım maçtan. Yani ben aslında maçın başında bu kadar keyif alacağımı beklemiyordum. İki takımın da o kadar hazır olmadığını düşünüyordum ama İstanbulspor bayağı demir gibi çıktı yani. İkinci yarı mükemmel bir maç oldu. Harika oldu gerçekten. Ya zaten 3 gol geldi ikinci yarıda. İkisi İstanbul'da. İlk yarı zevksiz bir maç var. İkinci yarı çok zevkli maç vardı. Ya bu arada yani İstanbulspor daha hazır olduğu için girdiği pozisyonları gole çevirdi ikinci yarıda. Eskişehirspor'da biraz kıpırdandıktan sonra o da cevap verdi İstanbulspor'a. Ortaya da güzel bir karşılaşma. Maçın hakkı beraberlikti. Maçın hakkı gerçekten beraberlikti. İki takıma da bundan sonraki uzun lig maratonunda başarılar diliyoruz. Umarım daha keyifli maçlar izleriz ikisinden de. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum ama yani bu bazılarınıza böyle itici geliyor. O yüzden yani videonun daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorsanız tabii ki beğenin, linkleri paylaşın, arkadaşlarınızla da beraber abone olun. Bu hani hep benim için değil de tamamen hepimizin iyiliği için aslında. Görüşürüz.